Bu akşam sizlerle birlikte Sayın Kamikawa ile yaptığımız toplantının sonuçlarını değerlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Kamikawa ilk defa ülkemizi bu unvanıyla ziyaret etmekte. Sayın Bakanı ve heyetini ülkemize misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu ay başında yaşanan Ishikawa merkezli deprem ve Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazası için bir kez daha kendilerine taziye ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Japonya, yükselen Asya'da güçlü ekonomisi, teknolojik yetkinliği ve jeostratejik konumuyla bildiğiniz gibi konut kilit bir ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, kendi bölgesini de aşan küresel bir nüfuz ve ağırlığa sahiptir. Türkiye ve Japonya arasında gücünü tarihten alan köklü dostluk bağları bulunmaktadır. İlişkilerimizi bu sağlam temel üzerinde geliştirerek 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarttık. Hatırlayacağınız gibi dönemin Başbakanı Sayın Abe ile Cumhurbaşkanımız o dönem bu ilişkiyi stratejik ilişki seviyesine çıkarmışlardı. Bildiğiniz üzere Japonya ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında önemli yardımlarda bulunmuş ve hala afet bölgelerinin inşa ve ihya faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Japon dostlarımıza sergiledikleri bu güçlü dayanışma için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Sayın Bakan'ın ziyareti diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2024 senesinin hemen başında gerçekleşiyor. Bu manalı yılı ülkelerimize layık şekilde kutlayabilmek için birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel, akademik ve ekonomik etkinliklerle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu dönemde gerçekleştireceğimiz karşılıklı ziyaretler de işbirliğimizi farklı alanlarda daha da ileri taşımaya yardımcı olacaktır. Gündemimizdeki önemli projelerden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki işbirliğimizin nişanesi olacak olan bu üniversite, aynı zamanda Japonya ile işbirliğimizin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacaktır. Bugün Sayın Bakan'la müzakereleri uzun süredir devam etmekte olan ekonomik ortaklık ve sosyal güvenlik anlaşmalarının akıbetini de ele aldık. Bunları karşılıklı yarar temelinde sonuçlandırarak en kısa süre içerisinde imzalamak istediğimizi kayda geçirdik. Çok boyutlu işbirliğimizin bir unsuru olarak ilk defa bu yıl düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Japonya Enerji Forumu'na ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da iki ülke arasında mevcut işbirliği potansiyelini hayata geçirmeye önem atfediyoruz. Halklarımız arasındaki birleştirici unsurlardan birisi olan turizm alanındaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Türk Hava Yolları, Tokyo'nun yanı sıra geçtiğimiz ay Osaka uçuşlarına yeniden başladı. Japon Hava Yolu şirketlerinin de en yakın zamanda Türkiye uçuşlarına başlamasını bekliyoruz. Japonya ile farklı alanlarda ikili istişare mekanizmalarından daha fazla istifade etmemizin yararlı olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede denizcilik dahil istişare mekanizmalarının müteakip toplantılarını da önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Japonya'nın son dönemde savunma ve güvenlik alanlarında attığı adımları da takip etmekteyiz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi alanında da yeni ortaklık imkanları bulunduğuna inanıyoruz. Bugün ayrıca terörle mücadelede işbirliğini de ele aldık. Bu alanda da ortak çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Değerli basın mensupları, bugün Sayın Bakan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de görüşme fırsatımız oldu. Kore Yarımadası'ndaki ve Asya Pasifik bölgesindeki güncel gelişmeleri ele aldık. Gazze'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladık. Daha fazla masum insanın kanının akmasına izin verilmemelidir. Orta Doğu'da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözümle hayata geçebileceğine inanıyoruz. Kendileriyle de aynı görüştüğümüzü paylaşmayı görmekten memnun olduk. Çözümün ancak 67 sınırları temelinde, her zaman vurguladığımız gibi, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe haiz
bağımsız ve egemen Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olduğu konusunda hemfikir oldum. Bu hususta ikili ve Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi sürdüreceğiz. Kendileriyle ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda işbirliği yapma hususunda da karar aldık. Değerli mevkidaşın Sayın Kamikawa'ya tekrar ziyaret için teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum.本日はエルドアン大統領、そしてエフィダン外務大臣をはじめとするトルコ政府、そしてトルコ国民の皆様から大変温かく歓迎をいただき、心から感謝申し上げます。日本とトルコの長年にわたります交友、友好、そして信頼の絆を強く感じることができました。Bugün başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Doktor Hakan Fidan olmak üzere Türkiye hükümeti ve Türk halkı tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum ve bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım. Japonya ve Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan dostluğu ve güven bağlarını güçlü bir şekilde hissettim. 両国は地理的に遠くに位置いたしますが、1890年のエルトゥールル号遭難事件に端を発する長い交流の歴史を有しています。また両国とも地震多発国ということもあり、トルコのことわざに言う雨天の友のように、困難な時も互いに支え合う関係を築いてまいりました。İki ülke her ne kadar coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni faciası olayından başlayan uzun yıllara dayanan bir etkileşim tarihine sahiptir. Ayrıca sık sık depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak bir Türk atasözü olan Dost Karagün'de belli olur da ifade edildiği gibi zor durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik.